esasına da bir kez daha sizin de değindiğiniz gibi isametli bir şekilde bütün dünyaca görülmüştür ki gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu görmüşlerdir, gösterilmiştir. Ve ülkelerimizin ve asil milletimizin, Türk milletinin savunması için, güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne herkesin güvenmesi gerektiğinde burada bir kez daha gözler önüne sermiş bulunuyoruz. Biraz önce sizinle değindiğiniz gibi biz Türkiye-Azerbaycan kardeş. Gerçekten bu kardeşliğimizin sadece sözde olmadığını, bunun fiiliyatta da böyle olduğunu 44 günlük operasyon, harekat açık bir şekilde göstermiştir. Biz gerçekten kederde, kıvançta biriz, beraberiz. Bunun için yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapacağız. Bu konuda da alınması gereken ne türlü risk varsa bunların hepsini de almaya hazır olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Biz tabii başlangıçtan itibaren Azerbaycan topraklarını işgal eden ve 30 yıldır bunu devam ettiren ve bu çerçevede özellikle Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve Minsk grubunun 30 yılda 30 santim iş yapmayışını ve Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı bu yapılan işgale rağmen işgalin daha da ileriye götürülecek şekilde ilave saldırılara başlanmış olması ve buna karşılık olarak da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yeter artık diyerek ve yalnız olmadıklarını bilerek bu faaliyete başlamış olmaları ve bunun sonunda da bunu zaferle taçlandırmalarını büyük bir sevinçle, büyük bir kıvançla, büyük bir mutluluk ve gururla izledik ve inşallah bundan sonra da çalışmalar yapılacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz güven içinde ve refah içinde hayatlarını sürdürecekler bizimle beraber kardeşçe. Biz burada iki devlet, bir millet meselesinde son derece kararlıyız. Ve tabii tek yumruk, tek yürek olarak bu faaliyette yürütüldü. Bundan sonra da biz daima hiçbir şarta bakmaksızın Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davaların yanında olduğumuzu bütün dünyanın bilmesi lazım. Bu fırsattan istifadeyle tatbikat ve diğer konulara değindikten sonra bazı konulara dikkatlerinize sunmak istiyorum. Biz tabii içinden bulunduğumuz ortamda hassas bir dönemden geçiyoruz. Şu anda dünyada çok ciddi değişmeler var, gelişimler var. Bir tarafta bir takım siyasi krizler var. Siber saldırılar var. Bunlara ben terörle mücadele var ve mülteci sorunu var, Covid sorunu var. Böyle bir ortamda bizim gerçekten her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikeler artık sadece nicelik bakımından değil, aynı zamanda tehdit ve tehlikenin niteliği de değişti. Sadece sayısal değişim değil, tehdidin, tehlikenin özüne de çok ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu konuda olabildiğince sadece kendimiz için değil, dost ve kardeşlerimiz dahil alınması gereken tedbirleri proaktif olarak alma gayreti içinde olduğumuzu da bilinmesini istiyoruz. Uluslararası ilişkilerde özne haline gelen ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda doğal olarak etki ve ilgi alanını genişletmektedir. Bu konuda sorumluluklarımızın artının da bilincindeyiz. Bu manada bunu da düşünmek suretiyle biz elimizden geldiğince her türlü hazırlığı yapmak, her türlü gücü, kuvveti geliştirmek zorundayız. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Bütün faaliyetlerde, askerlikte bildiğiniz gibi esas olan vazife. Vazife her